Sevgili öğrenciler merhabalar, bu videomuzda ÖSYM tercihleriyle ilgili önemli uyarıları 38 soruda tercih analizi yapmaya, kılavuz analizi yapmaya devam ediyoruz. Ben Bonus Hoca Süleyman Belediyeoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Dünya çapında akreditasyonlarıyla çok 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 tanınan, diploması geçerli olan bir üniversite. Sevgili öğrenciler ÖSYM 2023 kılavuzu bakın tercih listenizi hazırlarken size nasıl bir uyarıda bulunuyor? Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üste, daha sonra istediğinizi ik ikinci tercihinize yaza yazarak tercihlerinizi böyle sıralayarak ilerleyin diyor. Neden böyle söylüyor biliyor musunuz? ÖSYM birinci tercihi okur kılavuz sistem tutarsa altı okumaz. Tutmazsa ikinci tercihe geçer. Tutmazsa üçüncü tercihe geçer. Bu böyle ilerler. Öğrenciler bakın bununla ilgili 2023 ÖSYM tercih kılavuzu diyor ki duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihten birkaç tanesini puanım yeterli olmayabilir düşüncesine kapılmadan çok yüksek yazabilirsiniz diyor. Neden bunu söylüyor? Bakın ÖSYM yüksek puanlının tercih formunu okumadan yüksek puanlının yerleştiğini ve yerleşmediğini bütün tercihlerini bitirmeden asla düşük puanlının tercih formunu okumuyor. Rahat olun tercih yaparken ve istek sıranıza göre tercih yapın. Sevgili gençler, Çankaya Üniversitesi'nde pazartesi günleri hariç olmak üzere 30 Ağustos'a kadar her gün saat 10.30'da yaptığım tercih seminerlerini mutlaka dinleyin. Ücretsiz. Tercih seminerlerimizde 2 saat sunum yaptıktan sonra soru cevaba geçeceğiz. Ertesi gün listelerinizi kontrol edeceğim. Sizin için çok şey değişecek. Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi. İlk 3 tercihe %75 burs veren bir devlet üniversitesi mutlaka inceleyin çok beğeneceksiniz. Sevgili gençler en güzel bölümü en güzel üniversiteyi kazanacaksınız. Birlikte kazanacağız.